Ben burada yenildiğimiz gün akşam hiç mi maçı izlemiyorum. Can sıkıntısından başka yerlere geçiyorum. Ama bugün çok şükür iyi bir mücadele oldu ve mücadelenin neticesinde galip geldik. Hak ettik galibiyeti aslında. Geçen hafta da hak ettik, bu hafta da hak ettik. Daha önce de aslında takımın birkaç haftadır iyi oynadığını da hep görüyorduk ama kimisinde hakem hatalarından diyelim. Kimisinde de son dönemlerde son dakikalarda gol yiyerek maçı kaybediyorduk. Müthiş moralimiz bozuluyordu. Sağ olsunlar bugün çocuklar istediler ve galip geldiler. İnşallah bundan sonraki günlerde de yeni gelecek hocayla beraber bir ivme yakalarız. Zaten devre arası yaklaşıyor. Değerli başkanımız da hiçbir fedakarlıktan kaçmıyor. Her türlü sıkıntıyı çözüyor. Ellerine sağlık. Başta başkanımızı ve yönetimdeki arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü yılların biriken bir sıkıntısı vardı. Bu biriken sıkıntıyı aşmak, tahtayı açtırmak, eskilerin borcunu ödemek, yeni gelen gençlerin nazıyla oynamak. Nihayetinde bunların çoğu profesyonel. Kayserilik ruhuyla oynamıyor ki, şehir ruhuyla oynamıyor ki. Bunlar para için oynuyorlar. Haliyle bunların paralarını bulup verebilmek, bu sıkıntıları giderebilmek çok kolay bir iş değil. Ben daha önce de birkaç kez ifade ettim. İşte benim buradaki uzun süren belediye başkanlığımda beni en çok yoran iş Kayserispor'du. Niye? Öbür türlü zaten işimi yapıyorum. Kanuni mevzuatlar belli. Gayret ediyorum. Ama Kayserispor tarafına gelince her hafta para bulmak lazım. Resmi bir tarafı yok bu işin. Ona rica ediyorsunuz, buna rica ediyorsunuz. Onurunuzun kırıldığını hissediyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Ama ne yapalım, bu da şehrin bir sorunu diye de takip ediyorduk. Sağ olsun değerli başkanım, uzunca bir müddettir büyük gayret içerisinde. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Zaten Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye geldiğinde en son bir küçük halkada yemek yenilmişti. Oraya ben Berna Hanım'ı da davet ettim. Sonra da Cumhurbaşkanımızı tanıştırırken Kayseri'de bulabildiğimiz tek baba Yiğit bu efendim dedim. Onda çok hoşuna gitti. Sonra esprilerle uzunca Berna Başkanımızla da zaten orada sohbet etti. Başarılar diledi. Ve her haftada Kayseri'nin maçını takip ediyor. Oradan da canı sıkıldığı zaman da söylüyor. Yani iyi bir Kayserispor'u takip ederek destekliyor sağ olsun o. Burada ben bir kez daha söylüyorum. Yeni bir ruh geldi takıma. İnşallah şehirde bu ruha katılır, destek verir. Nihayetinde önümüzdeki maçlarda alarak biz ortalarda biraz daha yukarıya doğru tırmanmış bir takım olarak bu korkulardan uzak, bu korkuları yaşamadan bir dönem geçiririz diye temenni ediyorum. Yine başta başkan ve yönetimindeki fedakar gencecik arkadaşlar olmak üzere onları tebrik ediyorum.